Taylan yazıyorlar. Sana soru var, maça döneceğim şimdi. E, maçta tabii ki yeni transfer Zalay merak ediliyordu. Evet. Sen canlı canlı seyrettin. Fenerbahçe rahat bir galibiyet elde etti. E, i̇lk Zalay'ı nasıl buldun diye sorayım o zaman. Dün de antrenmanda bir kısa bir süre izleme fırsatımız oldu. Ben ilk başta Mert Günok Fenerbahçe'ye geri döndü zannettim. Fizik öyle bir fizik çünkü. Evet. Hani kaleci fiziği var adamda garip bir şekilde. E, i̇ri yarı falan. Sonra maç başlarken böyle bir Serdar'la sarıldılar. Serdar da iri yarı bir adamdır ama Serdar böyle yanında biraz ufak kaldı. Herhalde bir 6-7 santim bir boy farkı var aralarında. Bir de kalıp olarak da hani Hı -hı. en olarak da fark var. Sağlam bir oyuncu gibi duruyor. Ee, tabii ilk maçı e, Kayseri Spor karşısındaki oyununu e, farklı farklı özellikleriyle de değerlendirmek lazım. Ama en çok ön plana çıkan özelliği... Ee, sol ayaklı olması ve o sol ayaklı olmasının yanı sıra ayağını iyi kullanabiliyor olması. Böyle bir stoper. Ee, ve diyorum maçta çok az pasatası yaptı. Son derece soğukkanlı, henüz 22-23 yaşında olmasına rağmen son derece soğukkanlı bir oyuncu. Bununla birlikte çapraza attığı böyle 2-3 tane top var. İşte biriyle Valencia buluştu, biriyle Nazım buluştu. Böyle değerlendirdiğimde açıkçası ilk maç özelinde Sanki fena değil, fena bir transfer değil gibi ben duruyor. Ben de maçtan sonra istatistiklerine baktığımda pas yüzdesi vesaire iyi buldum. Yani Gayet. Bu iyi. maç özelinde tabii ki değerlendiremeyiz sadece ama uzun paslarını nasıl buldun? Şöyle söyleyeyim, bugün Fenerbahçe sezonun en akışkan ve ya da şöyle ifade edeyim pasla gol'e gitme konusunda en akışkan oyunlarından birini sergiledi. Mesela ilk gol işte Caner, Samatta, Pelkas, Tiam bir saniye içerisinde yapılmış paslar ve gol geliyor. İkinci golde de Salahi, Pelkas, e, Tiam, Samatta şeklinde gelişti. Burada mesela o e, Salahi'nin pas kalitesi, geriden getirdiği pasın kalitesi yüksek olunca e, oyunun hızı, topun hızı da artmış oluyor. Böylelikle Fenerbahçe'nin 3. bölgedeki e, kalitesi de artıyor. Bunu tetikleyen, bunu etkileyen, olumlu anlamda etkileyen bir oyuncu olarak gördüm. Yani maliyetlerini falan biliyorum. Maliyetleri de öyle çok yüksek maliyetler değil. Eski kulübüne ödenecek 2 milyon euro. E, eski kulübüne ödenecek para dahil toplam 2 milyon euro bir bonservis. Ve okay. e, uygun bir yıllık ücret. Yani 400 bin euro civarında bir yıllık ücretle transfer edildi. Scout arkadaşlarımdan, sen değil başka başka bir arkadaşım. Ee, ben değilim zaten ben yorumcuyum artık. <laughs> eski olarak söylüyorum. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiler de şu. Diyorlar ki Fenerbahçe bu oyuncuyu maksimum 1 bir buçuk sene elinde tutabilir. Kesin büyüklükleri transfer yapacak diyorlar. Onun nedeni de şu aslında iki golde golden önceki pastırına dem vurdun çok haklı şekilde. Zaten hani bir takım topa sahip olma oyununu oynuyorsa bu savunmadan başlıyor. Her zaman böyle olmuştur ama salayda şöyle bir fark var bunu baskı altında da yapabiliyor. İşte burada Aspor'a da bağlantılarda bundan bahsetmiştim. Yani evet, oyuncun... Senin anlattıklarının biri bir evet. orada izlerken aklıma geldi. Değil senin mi? <laughs> Eyvallah. Çünkü oyuncuda bir mental olarak büyük takım stoperliği var. Bir tane daha pozisyon hatırlatacağım ki onun aslında devamında top taca gitti ama mental anlamında şöyle bir örnek vereceğim. 26. dakika olsa gerek. karşı Spor atak yapıyor. salay atak yapan oyuncuyu karşılıyor. Sol taşçısı kenarında. Aslında sadece oradan savunmacıdan karşılamasını veya topu taca doğru uzaklaştırmasını, uzaklaştırmasını beklersin. Veya hemen en yanı evet, vermesin. Ama Salay karşılaş karşılaşmasıyla birlikte müdahale yaptı, topu pas olarak kullandı. Ya yani Öndeki Tiyama topu atmaya çalıştı aslında. Yani Hem karşılama hem topu oyunu tutma. Kendi takımın hata çıkarma hamlesini yaptı. Ee, zaten o ilk gol dedi aslında normal bir stoperin kafayla uzaklaştıracağı topu kontrol, kontrol edip indirdi. E, atak başlattı işte yani büyük takım stoperi mental dediğimiz bu bu arada bence savunmada da güçlü bir duruşu vardı belki tabii rakip çok ölçü olmayabilir bir de çok test edilecek pozisyonlar da olmamış olabilir ama bu aslında oyuncunun da artısı çünkü doğru pozisyon alan bir stoperi zaten çok fazla sağa sola koşmak zorunda kalırken yine çok fazla yatarak müdahale yapmak zorunda kalırken görmeyiz çünkü zaten ayakta kaldığı için doğru pozisyon aldığı için o topu aldırmadan kendisi alır zaten yani öyle bir stoper görüyorsak o stoper yanlış yapıyordur. Sürekli yatarak müdahale yapmaya çalışan, sürekli pozisyonu kaybeden stoper zaten aslında bir şeylere yanlış yapıyordur. tabii ki sert rakiplere karşı zorlanabilir. Riskli oynadığı için arada hata da yapabilir. Bunlar gayet olası. Ee, zaten hata yapmayacak bir oyuncu arıyorsak 5-6 milyon euro Diego Godin gibi bir stopere verirsin. Daha az hata yapar ama. Benzeri marka o Beşiktaş maçında asist yaptık haylarını. Aynen. Ama sonuçta bu oyuncu risk barındırıyor. Riskli bir yatırım ama karşılığını bulduğunda dediğin gibi ben de arkadaşlarına katılıyorum. Ki o modeli burada da sergileyeceğe benziyor. Burada sergilediği anda zaten çok çok yüksek mali bonservislerle satabileceği bir oyuncu olacak. Falan. Bir, şey, bir şey ekleyeceğim müsaade edersen. Ee, oyunun ikinci yarısında özellikle 2-0'dan sonra Fenerbahçe'nin orta sahası biraz düştü. Hatta oraya bir Mert Hakan hamlesi geldi hemen Erol Hoca'dan. Bunun temel sebebi tabii skorun rahatlığı. İşte sonra 3 gün, 5 gün sonra bir maç daha var vesaire. Hani oyuncular biraz boş vitesi aldı. Orada dribbling yapan oyuncuyla çok fazla karşı karşıya kaldı. Özellikle sağ taraftan gelen oyuncularla. Çok fazla karşı karşıya kaldı Salah'ı. Orada biraz karşılama konusunda eksikleri olduğunu gördüm. Ama tabii ki tekrar ediyorum bu adam daha 22 yaşında. Bu çok önemli bir kriter. 22 yaşında ve mutlaka geliştireceği yönleri vardır. Başta çabukluk olmak üzere. E, açıkçası e, beğendim. Eksileri olması rağmen bence şu an mevcut stoperler içinde hem gelecek açısından hem de bugün açısından kısa vade açısından da performans olarak en iyi oyunculardan bir tanesi olacak. Çok net bu. Ee, bakalım göreceğiz hep birlikte. Peki e, şimdi savunmadan hücuma geçelim. E, Tiam'la devam edeceğim. Tiam ligdeki 4. golünü attı. E, şimdi Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde transfer ettiği 3 hücum oyuncusu da aslında sahnedeydi bugün. Hem Sizse hem Samatta hem Tiam. Gol anlamında yani. Tiam'la başlayalım. Nasıl buldunuz hücum oyuncuları? Aslında Ankara Gücü maçı da benzer. Bu kez Valencia. Evet. E, yine tabii yine yerinde, benzer. E, Valencia vardı. Yine Tiam ve Samatta'nın e, skorlarıyla Fenerbahçe'ye rahatlamıştı. Şunu ifade edeyim. <laughs> Tiam muazzam bir sol kanat oyuncusu değil. Çok açık ve net. Fakat neden kendisinden vazgeçilemiyor sorusunun yanıtı da top e, rakipteyken gizli. Gerçekten inanılmaz mücadele ediyor. Şimdi bunu e, hep şöyle çevirebiliyorlar genelde. İşte yetenekli oyuncu, yeteneksiz oyuncu. Fenerbahçe hep yetenekli oyuncuyla oynar. İşte topun peşinde koşan değil, rakibi koşturan oyuncular tercih etmeli vesaire. Ama sonuçta hayatında gerçekleri var. Sürekli her oyuncunuz Mesut Özil transferi gibi transferler evet. olamıyor. Bu işleri de, bu pis işleri de yapması gereken e, adamlar var. Şimdi Caner'in <laughs> zaafları olan bir bek olduğunu biliyoruz. Önüne tiyamı koyduğun zaman... ...işi orada defansif anlamda da... ...hücum anlamında da dengeli bir ikili yakalayabiliyorsun. Tekrar ediyorum. Adam eksiltme konusunda problemli. Bir kanat oyuncusu vasfı bence taşımıyor. Büyük takım için. Ama e, sonuçta... E, ...son iki iç sağ maçında... ...işte bir gol, bir asist. E, iki gol, bir asist yaptı. E, ve skora da katkı vermeye başladı. Açıkçası... Bence Fenerbahçe'nin geri dönüşünde Başakşehir maçıyla birlikte geri dönüşünde en önemli parçalardan bir tanesiydi Santfor oynadığı maçlarda da. Ee, yani bu maliyette bir oyuncuyu da eleştiremezsin böyle bir katkı alabiliyorsan. Açıkçası bu maçı bu maçta da beğendim ve kolay kolay vazgeçilebilecek, ilk 11'de vazgeçilebilecek bir oyuncu olmaktan çıktı şimdi e, yeni transferler konuşuyoruz ama işte Mesut, Osay, Samuel Belki bir Santifor, belki İrfancan ne olacak bilmiyoruz. Devre arası son günleri iyice İrfancana geleceğim. Çılgın bir noktaya geldi. Hani o zaman ne olur başka bir şey ama şu anda mevcutlar içerisinde hani Mametian sanki çok kolay Erol Hoca'nın çok kolay vazgeçebileceği bir oyuncu değil gibi duruyor.